Yayına hoş geldiniz. Evet, şu anda Ruslar Hankendi'de ne yapıyorlar? Ermenilerle beraber SİHA'lara karşı tatbikat gerçekleştiriyorlar. SİHA'ları nasıl durdururuz? Bunun peşindeler. Gerçekten korkuları, gerçekten endişeleri iyiden iyi artmış gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu anki karelerde Azerbaycan ordusunu havadan SİHA'larını nasıl durdururuzu Ermeniler ve Ruslar beraber çalışıyor. Gelin bu görüntülere beraber bakalım. Korkunun ecele faydası yok. Endişenin çözüme faydası yok bunlarda. Yaşayacakları dramatik durum tabii ki onları çileden çıkarıyor şimdiden. Evet, ne yapacaklarını bilmiyorlar ve bu adımları da onları gerçekten çile çıkarttırıyor. Gördüğünüz gibi, evet gördüğünüz gibi bir şeyler deniyorlar. Bayrakları ve SİHA'yı böyle durdurabilecekler mi? Tabii ki hayır. Asla durdurma şansları yok. Şuna bakın. Sanki İkinci Dünya Savaşı'ndayız. Sanki İkinci Dünya Savaşı. İnanılmaz bir cehalet. Evet, SİHA'ları durdurmak için siperlerde Ermeni askerlerine eğitim veriyorlar. Ne yaparsanız yapın durduramayacaksınız. Ne derseniz edin durduramayacaksınız. Evet, Akıncıları da göreve başladı ve özellikle korkuları şu. Hankendi elden gidecek mi? Hankendi elden gidecek mi? Tüm korkuları bu. Putin endişeli. Putin endişeli. SİHA'ları durdurmak için tatbikat üstüne tatbikat yaptılar ama durduramadılar. Ve özellikle Azerbaycan'ın SİHA'ları, Türkiye'den gelen SİHA'lar oldukça etkili ve özellikle eğitim alan Azerbaycan operatörler de çok güçlü ve etkili operatörler. Yani bir nevi artık başarı gelecek. Hankendi'nin kokusunu alıyoruz. Hankendi'yi hissediyoruz. Hankendi'yi şimdiden kavuşmanın özlemiyle yandığımızı evet söylüyoruz. Hankendi bekle bizi. Evet, ortak tatbikatlar yapıyorlar. Azerbaycan'a karşı hazırlanmak ve teyakkuzda olmak derdindeler. Yani Rusya'nın bakmadığını şu anda Ermenistan'la kavga eder gibi göründüğüne. Bakın sahada karşımızda Ruslar çıktı. Gördük değil mi? Ruslarla bakın Ermeniler şu anda Hankendi'yi kurtarmak için Hankendi alınmasın diye hava savunma tatbikatı yapıyorlar. Yani SİHA'ları durdurduk mu Azerbaycan'ı yavaşlatırız diyorlar. Ümit bu. Dün Rus sözde barış gücü ne yapmıştı? Hızlıca Hankendi'yi korumaya gitmişti. Gördüğünüz gibi Türkiye ve Azerbaycan sahada kilitli. Askerlerimiz bir ve beraber. Gerçekten bu çok önemli. Özellikle bu birliğimiz, bu beraberliğimiz bazılarına çok büyük bir mesaj olsa gerek. Azerbaycan'ın evet özellikle güçleri, kuvvetleri onların hepsine büyük bir korku saldı. Türkiye ile beraber olmak onları önemli bir şekilde ne yaptı? Korkuttu. Ne yapıyorlar? Türkiye ve Azerbaycan kenetlenince kendilerinden geçiyorlar. Şu görüntüler, Nahçıvan'daki şu görüntüler hepsine örnekti. Türkiye özellikle gitti bildikleriyle Nahçıvan'a tatbikata. Gördüğünüz bu kareler tüylerimizi diken diken ediyor. Evet, Türk askerlerinin ve Azerbaycan askerlerinin nasıl bayrak değiştirdikleri ve nasıl birbirlerine bayraklarını öperek teslim ettikleri hepimiz için ne güzel bir örnek. Evet, bu örnek bile çok önemli. Şimdi tabii ki Ruslar özellikle Ermenistan'a destek verecekler. Çekincemiz şu. Hava kuvvetleri olarak büyük bir yara aldı Rusya. Füzeler yoluyla Azerbaycan'ın kritik noktalarını vurabilir mi?
Bu ihtimale karşı hava savunma sistemi önem kazandı. Bayraktar TB2'yi çözememişler. Özellikle yazılımların güncellenen bir TB2 var karşımızda. Kendisini güncelleyen bir sistem. Rusların özellikle Hankendi koruma çabaları yeterli olmayacak. Ermeni çetelerine Rus koruması ve Rus şemsiyesi bir yere kadar. Artık tabii ki bu konuda ne sabrımız kaldı ne de bekleyeceğimiz bir an. Özellikle Hankendi ekserinde ve Hocalı ve Hocavent ekserindeki arazilerdeki arama ve tarama faaliyetleri Azerbaycan ordusunun devam ediyor. Onlar ne yaparsa yapsınlar Azerbaycan'ı durduramazlar. Ama Avrupa Birliği ve ABD maskesini düşürmeye başladı bile. Azerbaycan ordusunun buradaki gücü belli. Her zaman belliydi, belli de olmaya devam edecek. Bölgenin en güçlü ve kudretli ordularından birisi Azerbaycan ordusu. Özellikle bölgedeki başarılarımız bunun kanıtı. Tatbikatlarımız olmalı. Bu tatbikatlar gerçekten çok ama çok önemli. Bir çölde su arar gibi bu savaş tatbikatları bir gerginlikte o kadar önemli arkadaşlar. Disiplin, başarı, zorluklara göğüs germe ve düşmanı bertaraf etme, pusudan kurtulma, pusu kurma, düşmana hücum ve her türlü savaş tekniği harbin bir sanatı. Birçok tarihte savaşlar bu sanatlarla kazanılır. Azerbaycan ordusu da yaşayacağı zorlukları ve düşmana yaşatacağı büyük gazabı tabii ki şimdiden çalışarak sağlıyor. Özellikle İran gibi ve güçlendirilmeye çalışılan Ermenistan gibi hasımlarımız var. Rusya'nın şu anda hava savunma desteği, tabii ki birçok hava savunma sistemini ve dünyadan elde edilen ve Hindistan'dan alınması düşünülen orta irtifa hava savunma sistemini bu bölgelerde konuşlandıracaklar. SİHA Bayraktar'ı durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar, Türk'ün gücünü, Turan'ın gücünü kıramayacaklar. Azerbaycan'ın topraklarına, geri kalan gözü yaşlı topraklara ulaşmasını engelleyemeyecekler. Kuvvetli bir şekilde ilerliyor. Bu ordu Türk ordusuyla beraber nice başarılara imza atacak. Gördüğünüz bu kaleler, evet bir savaş hazırlığı kalesi. Bu kaleler şehit olan topçuları, şehit olan tankçıları bana hatırlatıyor. İşte şehitliğe koşan bir başka millet bulamazsınız. Şehitliği özlemleyen ve toprakları için canını bu kadar canı pırağına vermek isteyen başka bir orduya rastlamazsınız. Evet, güçlü ordu bu ordu. Örnek ordu bu ordu. Gurur duyuyoruz sizlerle. Evet, ordumuz, Türk ordumuz şu anda tanklarına biniyor. Türkiye'de eğitim alarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en güçlü ordusundan eğitim alan tabii ki kardeşlerimiz de dünyanın en güçlü orduları arasında yer aldılar. Bekleyin görün. Bu görüntülere iyi bak reisi, iyi bak Paşinyan, iyi bak Putin. Neler olacağını göreceksiniz. Hazırlıklıyız. Hankendi semalarında tekrar ediyorum. SİHA'larımızı durdurmak için Ruslar ve Ermeniler şu an tatbikat yapıyor. Ama bizler de tedbirimizi alıyoruz. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen bu kanala abone olmayı, katıl butonuna tuşlamayı unutmayın. Katıl butonumuz açılmıştır. Bu yayını beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.